Seçim sürecinde, seçime gidildiği süreçte sizlere bir söz vermiştik. ...25 gün gibi... ...26 gün gibi bir süre zarfında adayla ilgili size verdiğimiz sözü yerine getirdik. Bildiğiniz gibi esasla 3 parselden müteşekkil. Bildiğiniz gibi bu 2 parsel Milli Emniyet ait parsel. Ve Galatasaray Spor Kulübü buraya yıldan yıla ecrimi söylemek suretiyle kullanma durumundaydı. Zaman zaman da bildiğiniz gibi bir sürü dedikodular süre geldi bugüne kadar. Dolayısıyla bu problemi kökten çözülmesi gerekiyordu. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu problemi bugün için kökünden çözdük. Nasıl çözdük? Milli Emniyet'e ait bu 2 parsel için üst kullanım hakkını istedik. Dedik ki arkadaş biz bu adayı kullanıyoruz. Bunun üzerine bir yatırım yapamıyoruz yahut da bu adayı geliştiremiyoruz. Burası geçmişte bir spor merkezi olarak faaliyet gösteriyordu. Fakat bunların yapılabilmesi için burada adanın üst kullanım hakkı tapularını görüyorsunuz. Bunların geliştirilmesinin 30 yılında üst kullanım hakkının bize verilmesini istedik. Ben konuyu yukarıdaki ilgili kişilerle konuştum ve bu üst kullanım hakkını aldık. Dolayısıyla burada kuvvetli bir alkışla teşekkür ediyorum. Bundan sonrası da var. Şimdi bizim yapmamız gereken bundan sonra bu adanın iyi hizmet vermesi için geliştirilmesi gerekiyor. O çalışmaları da yapıyoruz. Size çok yakında bugüne kadar ada için yapılanlardan daha önemli burası için müjdemi de vereceğim. Çalışmalarım sürüyor. Şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Ama son derece pozitif ve son derece iyi gelişmelerimiz var. Adayla ilgili. Adadaki adayı bir defa şunu herkesin iyi bilmesi lazım. Sadece üyelerin ve misafirlerinin kullanacağı bir sosyal tesis olarak planladık. Size öyle söz verdim ve öyle yapacağız. Florya'daki futbol hareketini Kemerburgaz'a taşımak istiyorduk ve bunun içinde Kemerburgaz'dan bir arazi için çalışmalar başlatılmıştı. Galatasaray'ın geleceği için çok önemli olduğunu düşündüğüm hem altyapısı, özellikle futbol takımının hem A takımı hem de altyapısı için çok önemli olduğunu düşündüğüm Kemerburgaz'daki bize tahsis edilen üst kullanım hakkını yine 30 yıllık tahsis edilen 3 parselin tapularını da aldık. Galatasaray'ın özellikle futboldaki geleceği ve altyapıdaki geleceği buradaki yapacağımız tesislerle çok bağlantılı ve bu tesislerle ilgili çalışmalarımızı da başlattık. Ama asıl çalışmalarımız 31 Temmuz'da yapacağımız yetki genel kurulunda bu çalışmalarla sizden yetki isteyeceğiz. Demin söylemeyi unuttum. Adayla ilgili de, evet adayı biz bugün bir şekle, üyelerin kullanabileceği şekle getirdik ama sizin vereceğiniz yetkiler çerçevesinde bizim adayı demin bahsettiğim gibi son derece iyi bir şekilde kullanmak üzere orada işte yüzme ve özellikle deniz küreği konusundaki faaliyetlerimizi devam ettirmek için 31 Temmuz'da sizden alacağımız yetkiye de son derece ihtiyacımız var. Sizden rica ediyorum Allah aşkınıza gelin bakın Florya'daki tesislerimizin durumu nedir bir görün. Birinci lig kulüpleri dahil, Süper Lig kulüplerinin tesislerini gidin bir gezin. Geçen hafta Cuma günü Eyüp Spor'un tesislerine gittim gezdim. Ben şahsen utandım. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak utandım. Böyle Florya'daki gibi yani 40 sene 50 sene evvel yapılmış tesislerle biz hala orada futbolcularımızı barındırıyoruz. Altyapılarımızı orada yetiştirmeye çalışıyoruz. Buradan elde edilecek aşağı yukarı fon bölgedeki satış fiyatları dikkate alındığı zaman
yaklaşık 10 milyar TL'lik bir fon elde ediliyor. Bunun yaklaşık 2 milyar lirası, 2,5 milyar lira, yani 2 milyar lira civarındaki bir para inşaatın yapımı için devam ediyor. İnşaatı da biz size değerli Galatasaraylılar genel kurulu duyurusunda çok detaylı yazdık.